sorunun A şıkkında 4. dereceden bir polinom ve 2. dereceden bir polinom şeklinde eğrilerimiz var. Bunlar arasında kalan bölgenin alanını hesaplamamız isteniyor. Birinci eğri için türev kullanarak grafik çizmeye çalışalım. Y türev diyelim. Nerede artan, nerede azalan, bunları bulmamız gerekir. Y türev 4x küp eksi 4x yapar. Bunu sıfıra eşitlersek 4x parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0, x eşittir 0, x eşittir 1, x eşittir eksi 1 olarak türev için bu kritik noktaları bulabiliriz. Eksi 1, 0, 1. Bu türev 1'den büyük olduğu zaman x'ler pozitiftir. Negatif, pozitif ve negatif. Yani eksi 1'e kadar azalan, eksi 1 ile 0 arasında artan, 0 ile 1 arasında azalan, 1'den sonra tekrar artan. Kolları yukarı bakan polinom, parabol değil pardon. Tamam, bu artanlık azalanlığı tespit ettik. Şunu inceleyelim. Y eşittir x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 denklemini biz x kare eksi 1'in karesi olarak yazabiliriz. Bunun köklerini bulsak x eşittir artı eksi 1 çift katlı köklerimiz mevcuttur. Yani o zaman x eşittir artı eksi 1 de teğettir. Zaten bu x kare eksi 1'in karesi olduğu için y eksenin aşağısına inmeyen bir grafik olacak. Şöyle kabaca konkavlık, konvekslik bakmadan şu artanlık azalanlıktan bir şeyler çıkartabiliriz. Eksi 1'imiz var. Eksi 1 ve artı 1 zaten bizim ayrıca denklemin kökleri olduğu için onları da işaretleyelim. Eksi 1'den küçükken azalan olduğunu söylüyor. Böyle geliyor. Eksi 1'de teğet var. Çift katlı kök dedik. Eksi 1 ile 0 arasında artan olduğunu söylüyor. X eşittir 0 koyarsak şu denklemde y eşittir 1 buluyoruz. Orası da şu olsun. Burada geri dönüyor. Y eşittir 1'e çıkıyor. Y eşittir 1'den geri dönüyor. Burada konkav konvekslik bilmediğim için şöyle rastgele çizelim. 0 ile 1 arasında azalandı. Onu hallettik. 1'den sonra da artandı. Bu şekilde tekrar artışa geçiyor. Bu birinci grafik. İkinci grafik ise basit. Y eşittir x kare eksi 1 için x eşittir artı eksi 1 köktür. X eşittir 0 koyarsak y eşittir eksi 1'dir. Kolları yukarı bakan, kökleri eksi 1 artı 1 olan, x eşittir 0 için eksi 1 değerini alan bir parabolümüz var. Eksi 1 noktası olsun. Buradan geçiyor. Kollar yukarı. Şöyle bir grafik diyebiliriz. Bunlar arasında kalan alan şuralar olur. Sanırsam başka kesişimi olmayacaktır. Bunların isterseniz kesişim, başka kesişim var mı? Mesela şöyle kesişim varsa burada kalan alan da bulunması gerekir. Başka kesiştiği nokta var mı? Bakmak gerekir. Belki de vardır. Kesişim diyelim. Kesişim x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 ile neyi kesiştiriyoruz? X kare eksi 1'i kesiştiriyoruz. Hepsini sol tarafa atarsak x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2 eşittir 0. Burada eksi 1 artı 1 eksi 1 eksi 2 pardon şeklinde ayırırsak burada x kare eşittir 1, x kare eşittir 2 sonuçları gelir. X kare eşittir 1 zaten bizim işaretlediğimiz şu kesişim noktaları. Başka birer tane daha kesişim noktamız varmış. Neymiş? X eşittir eksi kök 2 ve x eşittir artı kök 2. Buralarda da bir kesişme varmış. Grafiği şöyle uzattığımızı düşünelim. Burayı da dahil ediyoruz. Burası eksi kök 2 noktası. Burayı da aynı şekilde uzatıyorum. Şurada bir kesişim var. Burası da kök 2 noktası.
buradaki alanda dahil. Şimdi alanı veren integrali yazmaya başlayalım. Eksi kök 2'den başlıyorum. Eksi kök 2'den eksi 1'e kadar gidebilirim. Çünkü alt ve üstler buralarda hep sabit. Eksi 1'den sonra değişmeye başlayacak. Üste ne var? Üste ikinci grafiğimizi görüyorum. Yani x kare eksi 1 grafiğini görüyoruz. X kare eksi 1. Altta ise birincisi var. Eksi diyelim. X üzeri 4 artı 2x kare artı 2x kare eksi 1. Eksili olarak yazdık. Bu birinci kısım. Artı eksi 1'den artı 1'e kadar. Bu sefer üstte birinci grafik var. X üzeri 4 eksi 2x kare artı 1. Eksi aşağıdaki grafik. Eksi x kare artı 1 olarak yazıyorum. 1'den kök 2'ye kadar ise birincinin aynısı gelir. X kare eksi 1 üstte. Aşağıda ise birinci grafik. Eksi x üzeri 4 artı 2x kare eksi 1 dx şeklinde olur. Şimdi bunları heslamaya çalışalım. Eksi x üzeri 4 var. İntegralini alırsak eksi x üzeri 5 bölü 5 yapar. 3x kare yaptı. Bu da x küp yapar. Eksi 1 eksi 1 eksi 2. O da eksi 2x yapar. Eksi kök 2'den eksi 1'e kadar. X üzeri 4 var. X üzeri 5 bölü 5 yaptı. Eksi 3. Burası eksi x küp yaptı. Artı 2 x yaptı ve eksi 1'den 1'e kadar artı eksi x üzeri 5 bölü 5 artı x küp eksi 2x olur. Sınırlarımız da 1 ve kök 2. 1 koyarsak, eksi 1 koyarsak 1 bölü 5 eksi 1 artı 2 eksi kök 2 koyarsak 5. kuvvetten de eksi gelir. Burası artı olur. Kök 2'nin 5. kuvveti 4 kök 2. Kök 32. O da 4 kök 2 olur. 4 kök 2 bölü 5. Kübünü alırsak eksi olur. Eksi 2 kök 2. Ve artı 2 kök 2 gelir. Eksi 2 x'ten. Evet, burası tamam. Artı 1 koyunca 1 bölü 5 eksi 1 artı 2 eksi 1 koyunca eksi 1 bölü 5 artı 1 eksi 2 gelir. Kök 2 koyunca eksi 4 kök 2 bölü 5 artı kök 2 koyunca 2 kök 2 eksi 2 kök 2 eksi 1 koyunca ise eksi 1 bölü 5 artı 1 eksi 2 elde edilir. Toparlamaya çalışalım. Burası 1 yaptı. 1 artı 1 bölü 5, 6 bölü 5 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 4 kök 2 bölü 5. Burada 1, buradan da aynı şekilde 6 bölü 5 geldi. Buradan eksi 1, eksi 6 bölü 5, başta da eksi olduğu için artı 6 bölü 5 gelir. Buradan eksi 4 kök 2 bölü 5 geldi. Buradan ise yine aynı şekilde 6 bölü 5 geldi. 4 tane 6 bölü 5, 24 bölü 5 eksi 8 kök 2 bölü 5 gelir. 24 eksi 8 kök 2 bölü 5 sonucunu bulmuş oluruz. 24 8 kök 2'den büyüktür. Sonucumuzun pozitif olduğuna dikkat edelim. F şıkkında x eşittir fy, y'nin bir fonksiyonu şeklinde eğrilerimiz var. Bunlar arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Birinci denkleme bakalım. Sağ tarafı açarsak y kare eksi 2y artı 1, birler gider. X eşittir y kare eksi 2y olarak yazılabilir. İkinci denklem ise y kare eksi 2y artı 1 eşittir 1 eksi x olduğu için x'i çekersek x eşittir 1'ler gider eksi y kare artı 2y olarak yazılabilir.
Burada kökleri bulalım. Y parantezine alırsak y eksi 2 eşittir 0. Y eşittir 0, y eşittir 2. Burada da aynı mantıkla eksi y parantezine alırsak y eşittir 0, y eşittir 2. Aynı köklere sahip. Zaten denklemler birbirinin eksilisi olduğu için kökleri de aynıdır. Y eşittir 0 için x eşittir 0'dan orijinden geçtiğini de dikkate alalım. Şimdi bunlar bir paraboldür. İkinci dereceden denklemler polinomlar olduğu için paraboldür. Biz bu parabolleri y eksenine göre çizmeye çalışacağız. Köklerimiz 0 ve 2 olduğunu söylemiştik. 0 ve 2. Tamam. Sıfır ve 2'yi işaretleyelim. Y eşittir 0. Y eşittir 2 burada. Köklerimiz bunlar. Kollar yukarı bakması gerekiyor. Burası x'in pozitif yönü. Burası y'nin pozitif yönü. Yani grafiğimiz şöyle bir şeydir diyebiliriz. Birinci grafik kollar yukarı bakıyor. İkincisinde ise eksi yukarı olduğu için kollar aşağı bakıyor. Köklerimiz aynı. Yani bunun tam tersi bir grafik olur. Bizim bulmamız gereken alan ise şu kırmızı bölge olmuş olur. X eşittir fy şeklinde verildiği için y'ye göre integre etmek daha uygun olur. Alan eşittir. Y'ler 0'dan 2'ye kadar gidiyor. Şuradaki doğru parçaların uzunluklarını bulmalıyız. Bu noktadan büyük olan noktadan küçük olan noktayı çıkarttığımız zaman bu doğru parçasının uzunluğunu bulmuş oluruz. D'ye, y'ye göre integre ediyoruz. Bu nokta neydi? Bu nokta ikincinin noktası. İkincinin üzerinde. O zaman ikinciyi kullanalım. Yani şu denklemi kullanıyoruz. Eksi y kare artı 2y. Eksi y kare artı 2y. Eksi şunun denklemi. O da birinciydi. Eksili şekilde yazarsak bunu şunun eksilisini eksi y kare artı 2y şeklinde yazarsak böyle bir ifadeye ulaşmış oluruz. Burada eksi 2 y kare yaptı. Eksi 2 y küp bölü 3 şeklinde integralini alırız. 4 y'nin ise 2 y kare şeklinde integralini alırız 0'dan 2'ye kadar. 2 koyarsak eksi 16 bölü 3. 2 koyarsak 8. 0 koyarsak zaten 0 geliyor. 24 eksi 16 8 bölü 3 sonucuna ulaşmış oluruz. 30'un C şıkkında 1 bölü 2 sekant kare T demiş ve Y eşittir eksi 4 sin kare T demiş. T ise eksi pi bölü 3 ve artı pi bölü 3 doğruları. Yani x eşittir pi bölü 3, x eşittir eksi pi bölü 3 gibi düşünebilirsiniz. X yerine T vermiş burada. Yani burada integre edeceğimiz kısım eksi pi bölü 3 ile artı pi bölü 3 arası olacak. Grafiği çizmek çok da kolay değil. Aslında çizmemize de gerek yok. Bu pozitiftir. Çünkü kare. Bu da kare ama başında negatif eksi işareti olduğu için bu negatiftir. O halde üstte olan sekant kare olacak. Üst sekant kare. Altta olan grafik ise eksi 4 sin kare t. Sekant kare t bölü 2. Üstte ve altta olan grafikleri kabaca böyle söyleyebiliriz. Her zaman üstte, her zaman altta. Yani birbirinin altına üstüne geçme gibi bir durum yok. Bazı aralıklarda. Çünkü daima pozitif, daima negatif. Bu şekilde bir grafiğe sahiptir. Çok da önemli değil. Burada ise eksi pi bölü 3 ve artı pi bölü 3 doğrularımız var. Biz burada kalan alanı hesaplayacağız. Alanı direkt yazalım o zaman. Eksi pi bölü 3'ten artı pi bölü 3'e kadar. Üste kalan sekant kare t bölü 2. Eksi altta kalan. Altta kalanda da eksi olduğu için ben buna bir artı koyayım. Artı 4 sin kare t. dt.
Bu integrali hesapladığımız zaman alanı bulmuş oluruz. Sekant kare zaten nereden geliyordu? Tanjantın türevi. O zaman bu tanjant t bölü 2'dir. Eksi pi bölü 3'ten artı pi bölü 3'e. Burası kolay bir şekilde halledildi. Artı 4. Burada bir yarım açı formülü kullanmamız gerekir. Öncelikle integrali yazalım bir. 4 sin kare t 1 eksi kosinüs 2 t bölü 2 olarak yazılabilir. Kosinüsün yarım açı formülünden. Eşittir. Tanjant, şuradan devam edebiliriz. Tanjant t bölü 2. Tanjant 60. Tanjant 60 kök 3. Kök 3 bölü 2. Eksi. Tanjant eksi 60. O da eksi kök 3 bölü. Eksi kök 3'tür. Aşağıda 2 olduğu için eksi kök 3 bölü 2 yapar. Yani bu aslında kök 3 yapmış olur. Devam ediyoruz. 4 ile 2'yi sadeleştirdik ve 2 kaldı. 1'in integrali t. Kosinüs 2t'nin sinüs 2t bölü 2 yaptı. Sınırlarımız ise eksi pi bölü 3 ve artı pi bölü 3. 2 tane paydalar gider. Burası kök 3 kalır. Artı 2 çarpı pi bölü 3 koyuyorum. Eksi sinüs 62 ile çarptık. Sinüs 120. Sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Aşağıda da bir 2 olduğu için eksi kök 3 bölü 4 yapar. Bu birinci kısım, üst sınır. Alt sınır için ise eksi pi bölü 3 koyduk. Eksi 60, eksi 120. Sinüs eksi 120 üçüncü bölgeye denk gelir. Orada da eksidir. Yani sinüs 60'ın eksilisini yazacağız biz buraya. Buradan da ne gelir? Arada da eksi olduğu için artı kök 3 bölü 4 gelir. Kök 3 artı 2 çarpı. Şu eksiyi buralara dağıttığım zaman birincinin aynısı gelmiş olur. İki tane bundan gelmiş olur. O halde başta da 2 olduğu için şunu 4 yapabilirim. 4 tane pi bölü 3 eksi kök 3 bölü 4. Dörtleri dağıtalım. Kök 3 artı 4 pi bölü 3 eksi kök 3. Kök 3'ler gider ve cevabımız 4 pi bölü 3 olur. 31. soruda x eşittir f(y) tarzında eğrilerimiz var. Y'ye göre integre etmek daha mantıklı. Öncelikle grafiklerini çizmeye çalışalım. X eşittir 3y kare. Bir paraboldür ve şöyle çizebiliriz. Parabolü x eksenine göre. Normalde y eşittir 3x kareyi çok kolay bir şekilde çizebiliriz. Aynı mantıkla bu da çizilebilir. X eşittir 3y kare. Diğeri için ise kollar aşağı bakıyor. Yani şöyle bir grafik olacak. İki tane kökü var mıdır? Yani sadece böyle midir yoksa buradan geçmesi gerekir mi? Ona nasıl karar vereceğiz? Deltasına bakarsanız şöyle diyelim. 12y, önce y kareyi yazalım. Eksi y kare artı 12y eksi 5. Burada delta bakarsak b kare 144 eksi 4ac. Ac eksi 1 eksi 5. Yani pozitif olduğunu görüyoruz. O halde iki tane kökü vardır. Köklerle çok işimiz olmayacak. İlginç kökler gelecektir. Onlarla işimiz yok. Mesela burada 164. Garip kökler gelir. Önemli değil. Y eşittir 0 için peki nedir? Y eşittir 0 için x eşittir eksi 5 gelir. Yani eksi 5'ten geçecek. Kollar aşağı bakacak. Kollar aşağı bakıyor. Evet.
Kökler pozitif mi negatif mi? Onlara bakalım. Kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımı C bölü A'dan bulunduğu için 5. Kökler toplamı ise eksi B bölü A. Eksi B bölü A. Eksi 12 bölü eksi 1 eşittir 12. Köklerin toplamı da pozitif, çarpımı da pozitif. O halde köklerin x'i de pozitif olması lazım. Çarpım pozitif olduğu için ya x'i de pozitif ya x de negatif olacak ama toplam pozitif olduğu için köklerin x'i de pozitif ve y eşittir 0 için x eşittir eksi 5'ten geçeceğini söyledik. Eksi y kare olduğu için kolların aşağı bakacağını da söyledik. O halde şöyle bir grafik olacağını düşünüyorum. Köklerin x'i de pozitif. Y eşittir 0 için eksi 5'ten geçer. Burada böyle bir alan kalır. Şimdi bu kesişimleri bulalım. X'leri birbirine eşitlersek 3y kare eşittir 12y eksi y kare eksi 5. 4y kare eksi 12y artı 5 eşittir 0 olur. 2y ve 2y. Burayı ise 5 ve 1 eksi koyuyoruz x'ine de. Şeklinde ayırırsak biz bunu 2y eksi 5. Çünkü bunların çarpımı eksi 10 eksi 2 eksi 12'yi verir. 2y eksi 5 ve 2y eksi 1 eşittir 0 olarak yazarsak y eşittir 5 bölü 2. Y eşittir 1 bölü 2 gelir. Bu kesişimleri bulmuş olduk. 1 bölü 2 ve 5 bölü 2. O halde integralimiz 1 bölü 2'den 5 bölü 2'ye kadar şu grafik eksi bu grafik. İkincisi eksi birincisi. İkincinin denklemini yazıyoruz. 12y eksi y kare eksi 5 eksi birincinin grafiğini, birincinin denklemini yazıyoruz. 3y kare. dy. Eksi 4y kare yaptı. Eksi 4y küp bölü 3 12y 6y kare eksi 5y 1 bölü 2 5 bölü 2 5 bölü 2 koyarsak 125 bölü 8 eksi 4 bölü 3 125 bölü 8 artı 6 çarpı 25 bölü 4 eksi 25 bölü 2. 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 2 eksi 4 bölü 3 1 bölü 8 6 1 bölü 4 eksi 5 bölü 2. Birinci de dörtler sadeleşir. Eksi 125 bölü aşağıda 2 kaldı 6. Eksi 125 bölü 6. İkinci kısımda 6 ile 4'ü sadeleştirirsek 2, 3. 3 tane 25 eksi 1 tane 25, 2 tane 25 ya da 75 eksi 25, 50 bölü 2. O da 25 gelir. Eksi ikinci kısımda 4 ve 8 sadeleşir. Burada 2 kalır. Eksi 1 bölü 6. Burada 6 ile 4, 3 ve 2. 3 eksi 5 eksi 2 bölü 2 eksi 1 gelir. Çarparsak 150, 25 çıkarttığımız zaman 25 bölü 6 eksi burada ise eksi 7 bölü 6 gelir. 32 bölü 6 o da 16 bölü 3 cevabını verir. 32. soruda y eşittir x kare ve y eşittir k eksi x kare eğriler arasında sınırlanan alanı 72 yapan pozitif k sayısını bulunuz demiş. Grafikleri çizelim önce. Bölgeyi tespit edelim. Y eşittir x kare. Basit zaten. Y eşittir k eksi x kare. K eksi x kare eşittir 0 dersek x kare eşittir k. X eşittir artı eksi karekök içinde k olur. Kökler. X eşittir 0 için k. Kollar aşağı bakıyor. O zaman şöyle bir grafikten bahsedebiliriz.
Burası eksi kök k, burası artı kök k. Şurada kalan alan 72 imiş. Kesişimleri bulalım. Kesişim. X kare eşittir k eksi x kare dersek 2x kare eşittir k, x eşittir karekök içinde k bölü 2 artı eksi şeklinde kesişimleri bulmuş olduk. Alanı yazalım. Alan eşittir. Kesişimlerden yola çıkarak alt sınır eksi karekök k bölü 2, üst sınır ise artı karekök k bölü 2 olur. Alan ise üstte hangisi var? İkinci eğri var. İkinci eğrinin grafiği k eksi x kare eksi birinci yani x kare dx. K'nın integrali kx eksi 2x kare eksi 2 x küp bölü 3 k bölü 2 ve burası da k bölü 2. Sınırları yerleştirirsek k çarpı k çarpı kök k bölü 2 eksi 2 bölü 3 kök k bölü 2'nin kübünü alırsak k bölü 2 çarpı kök k bölü 2 gelir. Alt sınırı yazıyoruz. Eksi k çarpı kök k bölü 2 yapar. Eksi 2 bölü 3. İçeriden de küpten de bir eksi geleceği için bunu artı yazalım. Bunun kübünü alırsak k bölü 2 kök k bölü 2 elde ederiz. Şimdi bunlar sadeleşti. Birinci tarafta bir tane k çarpı kök k bölü 2 var. İkinci tarafta da eksi 1 bölü 3 tane. 1 eksi 1 bölü 3 2 bölü 3 yapar. 2 bölü 3 tane k çarpı kök içinde k bölü 3. Eksi ikinci kısımda şunlar gitti. Eksi 1 tane burada var. 1 bölü 3 tane burada var. Eksi 2 bölü 3. Ortada da eksi olduğu için ben bunu artı yazayım. Artı 2 bölü 3 k çarpı k bölü. Bunlar 2 miydi? Bu 2 idi. Evet. Yani toplamda 4 k 4 bölü 3 4 bölü 3 k kök k bölü 2. Bu 72 imiş. 72'yi 3 ile çarpıp 4'e bölersek 4'e bölelim önce 36, 18, 54 gelir. K çarpı kök k bölü 2 eşittir 54. Tekrar kontrol edersek 4'e böldüğümüz zaman 18, 3 ile çarparsak 54. Burada k kaç olabilir bunu düşünelim. Kök dışına çıkacak. Ya da küp mü alsak? Küp alsak, her iki tarafın karesini alsak. K kare k bölü 2 eşittir 54'ün karesi. K üzeri 3 eşittir 54'ün karesi çarpı 2. Buradan 54'ü çarpanına ayırırsak 6, 9, 27 çarpı 2. 2'nin karesi 3'ün 27 çarpı 2, 3'ün kübünün karesi. Ya da şöyle yazalım önce. Bunu ben 27'nin karesi olarak ayırabilirim. Çarpı 2. K küp eşittir. 2 üzeri 3 yaptı. 27 3'ün karesi, 3'ün kübü olduğu için 3 üzeri 6 yaptı. O halde K'yı biz 2 çarpı 3'ün karesi olarak bulabiliriz. Yani 9, 18 olarak bulabiliriz. Denersek buraya 18 koyduğumuz zaman 18 bölü 2, 9. 9 dışarı 3 olarak çıkar ve 54'ü verir. Yani cevabımız K eşittir 18 olur. 33. soruda y eşittir k doğrusu, y eşittir 100 eksi x kare parabolü ve x eksenin arasında kalan alanı 2 eşit parçaya bölecek k pozitif sayısını bulunuruz demiş.
100 eksi x kareyi yapalım önce, grafiğini çizelim. 100 eksi x kare kökleri 10 ve eksi 10. X eşittir 0 için 100 değerini alır. Kolları aşağıya bakan şöyle bir grafiği vardır. Buralar eksi 10, burası artı 10, burası da 100. Y eşittir k doğrusu, k pozitif. O da şöyle bir grafik. Y eşittir k, böyle bir doğru. Sorudan anladığımız kadarıyla y eşittir k doğrusu şu alanı, bu alanı iki parçaya bölmesi gerekiyormuş. İki parçaya bölen alanı bulacağız. Nasıl bulabiliriz? Önce bütün alanı bulabiliriz. Bütün alanı bulup yarısı nedir ona bakabiliriz. Önce bir bütün alanı bulalım. Yani eksi 10'dan artı 10'a kadar 100 eksi x kare altında kalan alanı bulalım. 100 x eksi x küp bölü 3 dersek eksi 10 artı 10. 10 koyunca 1000 eksi 1000 bölü 3. Diğeri de bunun sadece eksilisi gelir. Arada da eksi olduğu için birincinin iki katı gelmiş olacak. Yazalım. Eksi 1000 artı 1000 bölü 3. Gördüğümüz gibi bu eksiyi dağıtırsak birincinin aynısı gelmiş olur. Birinci de 3, 2 bölü 3 tane 1000. Toplamda da 4 bölü 3 tane 1000 gelmiş olur. Yani 4000 bölü 3 olmuş olur alan. Yarısı aşağısı, yarısı yukarı olacak şekilde y eşittir k doğrusuyla bunu iki eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu şöyle yapabiliriz. Şu üstte kalan alanın 2000 bölü 3 olduğunu bulmamız lazım. Buna karşılık gelen k değeri nedir? Buna bakmamız lazım. Üste kalan alanı hesaplayacağız şimdi. Bunun için neye ihtiyacımız var? Şu kesişimlere ihtiyacımız var. Önce şu alandan önce kesişim diyelim. Y eşittir k ve y eşittir 100 eksi x kare. 100 eksi x kare. O halde x kare eşittir 100 eksi k yazabiliriz. X de artı eksi karekök içinde 100 eksi k olur. X'leri bulmuş olduk. Alanı yazmaya çalışalım şimdi. Alt sınırımız eksilisi. Eksi karekök içinde 100 eksi k. Üst sınırımız da 100 eksi k artı. Sınırlarımızı yazdık. Şimdi buranın alanını hesaplamak istediğimiz için üstten aşağıyı çıkartmam lazım. Üstte 100 eksi x kare var. 100 eksi x kare. Aşağıda ise y eşittir k doğrusu vardı. Oraya da k yazmamız lazım. Eksi k dx. 100 eksi k x olur. Alt ve üst sınırımız, onu sonra yazalım. 100 eksi kx. Eksi x kare ise eksi x küp bölü 3 yapar. Alt ve üst sınırımızı da yerleştirelim. 100 eksi k. 100 eksi k. Bunun cevabını biz ne olarak arıyoruz? 4000 bölü 3'tü. Bunun 2000 bölü 3 olmasını istiyoruz. Evet, 100 eksi k, karekök 100 eksi k'yı koyarsak birinci de 100 eksi k çarpı karekök 100 eksi k olur. Eksi kübünü alınca ise, kübünü alınca 100 eksi k çarpı karekök 100 eksi k olur. Aşağıda da bölü 3 var. Bu tek fonksiyon olduğu için aşağısı da üst sınırın eksilisi olduğu için bunun iki katı gelir. Aşağıya da bakabilirsiniz. Bunun aynısı gelir. Eksi, bunun eksilisi gelir. Arada da eksi olacağı için artı olmuş olur ve birincinin aynısı gelmiş olur. Biz bunun 2000
bölü 3 olmasını istiyoruz. Şimdi bakarsak bunlar aynı ikisinde de. Birisinde bir tane var, birisinde eksi 1 bölü 3 tane var. 2 bölü 3 tane olur. 2 çarpı 2 bölü 3 tane 100 eksi k çarpı karekök 100 eksi k olur. Bu 2000 bölü 3'müş. Üçleri sadeleştirirsek ve 4 ve 2000'i sadeleştirirsek burada 100 eksi k çarpı karekök 100 eksi k. Buna da t desek t kök t eşittir 500 gelir. Her iki tarafın karesini alsak t küp eşittir 500'ün kübü. 500'ü de şöyle yazabiliriz. 500 nedir? 2, 4, 2'nin karesi çarpı 4 çarpı 125, 5'in kübü olarak yazılabilir. Karesini alınca 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 6 olarak yazılabilir. O halde t ise 2 üzeri 4 bölü 3 çarpı 5'in karesi yani 25 yapar. T değerimiz 100 eksi k idi. 100 eksi k eşittir 2 üzeri 4 bölü 3 çarpı 25. O halde k değerimiz ise 100 eksi 25 2 üzeri 4 bölü 3 yani küp kök 16 diyebiliriz. Sorumuz 34. sorumuz A ve B noktaları y eşittir x kare parabolü ve y eşittir x artı 2 doğrusunun kesim noktalarıymış. Önce buna bir bakalım. Nerede kesişirler? Y eşittir x kareyi bir çizelim şöyle. Y eşittir x kare ve y eşittir x artı 2. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 dersek eksi 2'ye 1, x eşittir 2, x eşittir eksi 1 noktalarında kesişiyorlarmış. Y eşittir x artı 2'nin grafiğini çizersek x eşittir 0 için y eşittir 2'den geçer. Y eşittir 0 için x eşittir eksi 2'den geçer. Yani şöyle kabaca bir şey söyleyelim. Burası 2 noktası olsun. Şu kesişimi bulmuştuk. Neydi? 2. Burası da eksi 1 idi. A ve B noktaları bunlardı. Burası A olsun. Burası da B olsun. Bu y eşittir x artı 2 doğrusu. C ise parabol üzerinde imiş. Parabol üzerinde y eşittir x artı 2 doğrusuna paralel teğet doğrusu. Y eşittir x artı 2 doğrusunun eğimi 1'dir. Y eşittir x artı 2. Eğimi 1. Teğet doğrusu çizmek istiyoruz. Bu teğet doğrusunun eğimi 1 olması lazım. Çünkü y eşittir x artı 2'ye paralel bir teğet doğrusu çizeceğiz. Teğet doğrusunun eğimini nasıl buluyorduk? Y'nin türevini alıyoruz. 2x. Bunun eğiminin 1 olmasını istediğim için 1'e eşitlersem x eşittir 1 bölü 2 olur. Yani c değeri 1 bölü 2 üzerinde. Parabol üzerinde 1 bölü 2 x'e sahip. Y'si ise x kare, y eşittir x kareydi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 2'ye 1 bölü 4 noktası da c noktası olur. 1 bölü 2 noktası şurası olsun. Burası da C noktası. Evet, şimdi bu üçgenin alanını nasıl buluruz ona bakalım. Önce şu noktaları da söyleyelim ne olduğunu. Burası 4. C neydi? C 1 bölü 2'ye 1 bölü 4 noktası. Burası 1 bölü 2. Şurayı yanlış yazdık. Burası eksi 2. Şu kesişim eksi 1. Burada bir üçgenimiz var. Eksi 1 de ne geliyordu? Eksi 1 koyunca artı 1 değerini alır. A noktası biraz daha yüksekte. C noktası biraz daha alçakta bir nokta. 1 bölü 2'ye 1 bölü 4 geldiği için. Şimdi ben bunu şöyle çizmeye çalışayım. Burada bir A noktası var. Burada C noktası var. Şurada bir B noktası var. Şöyle. Yani aslında ben direkt üçgenin alanını hesaplamayacağım.
dik üçgenler vasıtasıyla büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartarak bulacağım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şurada bir yamuk elde edildi. Şöyle bir yamuk. Bu yamuğun alanından şöyle parçalarsam bu yamuk, bu yamuk, bunların alanlarını çıkartırsam bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu x ekseni. Burası x ekseni. Şu uzunlukları bulalım. Burası eksi 1'di. A noktası neydi? Eksi 1'e 1. C noktası 1 bölü 2'ye 1 bölü 4. B noktası ise B noktası 2'ye 4 noktası olur. Yani şu uzunluk 4, şu uzunluk 1 bölü 2. Önce büyük yamuğun alanını bulursak, şurası da 1. Büyük yamuğun alanı 1 artı 4. Alt taban, üst taban çarpı yükseklik. Burası kaçtır? Burası eksi 1, burası da 2 olduğu için çarpı 3 bölü 2. Yani 15 bölü 2. Bu büyük olan kısım. Sonra şu kısımları çıkartırsak üçgenin alanını bulmuş oluruz. 15 bölü 2 eksi soldaki yamuğun alanını hesaplıyorum. 1 bölü 2 artı 1 alt ve üstü topladık. Şurası pardon burası 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Şu uzunluk nedir? Buranın x'i 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 ile eksi 1 arasındaki fark 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Bir de yamuğun alan formülünden 1 bölü 2'miz var. Eksi sağdaki yamuk 1 bölü 4 alt taban artı 4 üst taban çarpı yükseklik. 2 1 bölü 2 çıkartırsak 3 bölü 2 gelir. Bir de 1 bölü 2'miz var. Yani ne gelir? 15 bölü 2, 5 bölü 4. 3 ile çarparsak 15 bölü 16. Eksi 15 bölü 16. Eksi buradan 16. 17 bölü 4. 51 bölü 16. 51 bölü 16. 51, 15 daha. 66 bölü 16. 15 bölü 2 eksi 66 bölü 16. 15 bölü 2, 2 ile sadeleştirirsek 33 bölü 8. Bunu 4 ile genişletince 60, 27 bölü 8 olarak bulduk üçgenin alanını. Bir hata yapmadıysak. Üçgenin alanının 4 bölü 3 katı demişti. Şimdi şu alanı bulalım. İstediği alan, ifade ettiği alan burası. Bu alan üçgenin alanının 4 bölü 3 katıdır diyor. Bakalım şimdi bu alanı bulalım. Bu alanı nasıl buluruz? Alan eşittir. Nereden başlıyor bu alanımız? Eksi 1'den başlıyor ve 2'ye kadar. Eksi 1'den 2'ye kadar. Eksi 1'den 2'ye kadar. Üstte ne var? X artı 2. X artı 2. Eksi. Aşağıda ne var? X kare var. Eksi x kare dx. Bakalım ne çıkacak. X kare bölü 2 artı 2x eksi x küp bölü 3 eksi 1'den 2'ye kadar. 2 koyunca 4, 2 artı 4 eksi 8 bölü 3 eksi 1 koyunca 1 bölü 2 eksi 2 artı 1 bölü 3. 6, 6 kere 3 18, 10 bölü 3 gelir. Burada ise payda eşitlediğimizi düşünürsek 6'da eşitledik. 6 bölü 3 eksi 12 bölü 6 artı 2 bölü 6. 10 bölü 3 6 eksi 6 eksi 4. Şunu 6 3 bölü 6 pardon. Şuraya yanlış yaptık. 3 bölü 6. 3 eksi 12 eksi 9 eksi 7. Başta da eksi olduğu için artı 7 bölü 6. İkinciyi 2 ile genişletirsek 27 bölü 6 buluruz. Bunu da sadeleştirirsek 3 ile 9 bölü 2 buluruz. Acaba bunun alanının 4 bölü 3 katı mı? 27 bölü 8'i 4 bölü 3 ile çarparsak ne gelir? Bunları sadeleştirdik. 2, bunları sadeleştirdik. 9, 9 bölü 2. Yani bunu vermiş oldu. Üçgenin alanının 4 bölü 3 katına eşit olduğunu göstermiş olduk.